Evet, Doğru Tercih başlıyor. Hoş geldiniz. Gününüz, günümüz mutlu geçsin. Bu arada geçmiş Ramazan bayramımız kutlu olsun. Tabii ki bayramı tatil olarak algılamamalı. Ama bu tercihlerden önce, yoğun dönemden önce bir nefes alma aramızda esasında iyi geldi. Bundan sonraki bizim gündemimiz, yani eğitim gündemi bir hayli hareketli geçecek. Yarın TEOG'da yerleştirmeye esas puanlar açıklanacak. Hemen akabinde de tercihler başlayacak. 11 Temmuz'da da üniversite yerleştirme puanları açıklanacak. 18'inde resmi tercihler başlıyor. 26'sında da bitecek. Bundan sonraki süreç böylesine hareketli geçecek. İyi bir ara oldu. Nefesleneceğimiz bir ara oldu. Şimdi çok değerli bir konuğumuz var. Aslında hani hep yeni nesil üniversiteden söz ederiz ya, konuğumuz da yeni nesil öğretim üyesi esasında. Rahat. Ne rahat? Yani kendisi rahat değil. İletişim rahat. Aynı zamanda dinamik. Aynı zamanda hani olumlu şeylerde bu kelimeleri kullanmak çok doğru değil ama canavar gibi denir ya. Öyle olan biteni iyi takip ediyor. Sektöre de hakim. Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Öğretim Üyesi, aynı zamanda Işık Üniversitesi'nin Meslek Yüksek Okulu'nun müdürü, aynı zamanda Işık Üniversitesi'nin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nun müdürü, yardımcı doçent doktor Sayın Osman Murat Anlı hocamız bizlerle birlikte. Efendim şeref verdiniz, ayaklarınıza sağlık. Sağ olun bizi konuk ettiğiniz için. Tarif doğru oldu mu? Yeni nesil öğretim üyesi. Sanki doğru oldu. yani öğrenciden şeyden söz ediyoruz. Öğretim üyesi nasıl olmalı? Şöyle söyleyeyim, akademi bildiğiniz gibi bir gelenek. Bu geçmişten gelen geleneği yeniye taşıyoruz, yeniden yorumluyoruz, yeniden keşfediyoruz. Bizim okulda yaşadığımız, Işık Üniversitesi'nde yaşadığımız şey şu, özellikle yurt dışında doktora eğitimi almış, yüksek lisans eğitimi almış hocalarımız orada gördüğü iyi geleneği geliyorlar, buradaki bizim köklü geleneğimizle birleştiriyorlar ve tekrar günümüz için çözüm bulmaya çalışıyoruz. Şu var hocam, esasında sizin hem endüstri mühendisliği olarak hem de meslek yüksek okulları olarak da size bu tanım çok daha uygun. Çünkü bir ayağınız sektörde olmalı, bir ayağınız akademide olmalı. Ve bu yaklaşımı bütün bölümlere esasında yansıtmalı. Öyle değil mi? Evet, hocalarımızın bir kısmı zaten piyasadan geliyorlar. Sektörden onlar bize geliyorlar. Sektörde yapılan uygulamaları, oraların beklentisini anlatıyorlar, beraber yorumluyoruz ve öğrencilerimize bunu en doğru şekilde veriyoruz. İstiyoruz ki öğrencimiz mezun olduğu gün atıldığı sektörde veya girdiği iş ortamında yararlı olsun. Doğru. Yani sudan çıkmış balık gibi olmasın. Aslında. Şimdi şeye baktığımızda, bölümlere baktığımızda Işık Üniversitesi'nde 132 yıllık bir geçmiş var arkada. 41 tane lisans programı var. 20 tane yüksek lisans programı var. Bunlar hem tezli hem tezsiz olarak, değil evet. mi? 5 tane doktora programı var. Sağlık Hizmetleri Yüksek Okulu'nda 7 program. Meslek Yüksek Okulu'nda da 4 program. Topladığımızda 78 tane program. Değil evet. mi? 2 tane de enstitü var. Doğru. Yani devasa bir akademi. Evet. Bu bahsettiğiniz yapı 5 tane fakülte, 2 tane enstitü, 2 tane meslek yüksek okulundan oluşuyor. Bazı fakültelerimiz, 3 tanesi Şile kampüsümüzde. Şile kampüsümüz doğanın içinde, denizin hemen yanında, yeşillik içinde, öğrencimize oldukça fazla alan veren. Tam okunacak yer. Evet. Değil mi? Üniversite tam kendini ortam. İşine vereceğin bir yer. Hani uzak deniliyor genelde de, yani oradan çıkıp da hani şehrin merkezine gitmek en fazla 45 dakika bir mesafe. Doğrudur. Değil mi? Doğru, yani tabii. Yol açık olduğu zaman. Yani İstanbul'da biliyoruz bu mesafeler. Aynen öyle. Artık maalesef kanıksadığımız mesafeler veya süreler diyeyim. İkinci kampüsümüz Maslak'ta. O iş dünyasının içinde, aynı zamanda kültür ve sanatın içinde. Orada da beklentimiz tabii ki öğrencinin mümkün olduğu kadar bu bağlantıları kurup staj, uygulama orada eğitim olarak yararlanması. Orada Güzel Sanatlar Fakültesi var. Doğru. Aynı zamanda yüksek lisansın bazı programları zannederim. İki enstitümüz orada, zaten Maslak bazlı. Orada. Ve meslek yüksek okulları da Maslak'ta. Ve sürekli eğitim merkezimiz de yine Maslak'ta. Orada. Şimdi meslek yüksek okulunu ve sağlık hizmetleri meslek yüksek okulunu konuştuğumuzda bunun şehrin merkezinde olması gerekir. Şart. Şart. Çünkü öğrenci oradan çıktığı zaman adımını attığında sektöre rahatlıkla ulaşabilmesi hem lazım. Hem sektör anlamında hem de ikinci öğretim öğrencilerimizi düşünün. Güzel. Bunlar piyasada çalışan öğrenciler. Akşam işten çıkıp derslerine gelecekler. Hı-hı. Onlar için
merkezi lokasyonlar tabii ki büyük Peki, avantaj. İkinci öğretim dediniz de şu hemen aklıma geldi. Gerçi ikinci öğretimde bir özel tercih nedendir. Çünkü gündüz çalışıyordur, akşam okuması gerekiyordur. Tabii. Ya da özel bir nedeni vardır, onu bilemeyiz. Ama hani ikinci öğretime girmiş de gündüze geçmek isterse şayet, böyle bir olanak var mıdır meslek yüksek okullarında? Var tabii. Normal yatay geçiş şartlarıyla beraber oluyor bu. Belki görmüşsünüzdür ikinci öğretim öğrencilerinin diplomalarında not düşüdür ikinci öğretim diye. Kontenjan kodları farklıdır. Tercihi bir sefer yaptıktan sonra geçiş istiyorsanız sanki farklı bölüme geçiyormuş gibi başvurabilirsiniz. Yani yatay geçiş koşulları neyse onu sağladığı zaman bu geçiş hakkı var. Peki hani çift ana dal diyoruz, yan dal diyoruz. Hep bunları biz şeyde konuşuyoruz. Lisans programlarında konuşuyoruz. Doğru. İki yıllıklarda da yatay geçiş ve çift ana dal var mıdır? Şimdi bu çok yeni bir gelişme. Belki bundan aileler ve adaylar haberdar olmayabilir. Yok yeni bir düzenleme yaptı. Biz de şu anda tüm Türkiye'de bütün üniversite olarak çalışıyoruz. Acaba burada ne yapalım? Bu düzenleme dedi ki artık ön lisans programlarında da çift ana dal yapılabilir, yan dal yapılabilir. Çok güzel. Bu düzenlemeyle beraber acaba öğrencilerimize nasıl kariyer imkanları sağlayabiliriz? Güzel. Temel olarak sorduğumuz soru bu. Yatay geçiş zaten hep aynı düzenlemeyle beraber vardı. Zaten vardı. Hem üniversiteler arası hem bölümler arası hem de sanki sınava tekrar giriyormuş gibi bir sefere mahsus olmak üzere öğretim hayatı boyunca bu imkanlar var. Öğrencilerimiz bize tanıtım döneminde eğer başvururlarsa detaylı olarak onları açıklayabiliriz. Çift anadal ilginç bir düzenlemedir. Birazcık öğretim hayatınızı uzatır. Acaba bu tercih edilir mi? Öğrencinin kendi karar vermesi gerekir. Yan dal öğretim hayatını uzatmaz. Ekstra bir yükü vardır. Doğru tercih edilirse destekleyicidir. Bunları yine danışmanlarımızla bence öğrenciler görüşmeli. Şimdi şu var, hani lisans dediğimiz zaman daha bir teori ağırlıktadır. Tabii ki pratiğinde olması gerekir. Ama ön lisans dediğimiz zaman teori kadar pratik vardır. Evet. Şimdi siz bunu çift yaptığınız zaman çift teori olacak, çift de pratik olacak. Hani bu ne kadar olacak? Yani kişi bunu ne kadar yapabilecek? Çok güzel ifade ettiniz. Yani lisans programlarını mesleki formasyon olarak düşünebiliriz. Evet. Yani hayatı boyunca hayatını idame ettireceği becerileri kazandırdığımız yer olarak düşünebiliriz. Meslek yüksekokullarını ise işini yapacağı, işinin uzmanlığını alacağı altyapı, teknik bilgi donanım olarak yani olmazsa olmaz. Olmazsa olmaz. İşte Kesinlikle. Kullanacağı direkt beceri. Mesela şu anda burada bir ekip var. Hem benim görmediğim yayın ekibi var hem de burada mesela kamera operatörü arkadaşımız var. Onun bildiği teknik bilgileri biz okulda vermeye çalışıyoruz. Burada iş başında kullandığı bilgilerdir. Bu anlamda bakacak olursanız şöyle bir örnek düşünebiliriz. Acaba bir oyuncu hem kalede hem hücumda oynayabilir mi futbol takımında? Olur, oynayabilir. Bir maça öyle çıkar, bir maça böyle çıkar. Ama her ikisinin birden idmanını sürdürebilecek mi profesyonel hayatı boyunca? Eninde sonunda birini tercih etmek gerekecek. Her ikisinde de aynı başarıyı gösterebilecek mi? Yani değil mi? Bunlar rekabet için niyet iyi ama hani bunu ileriki şeylerde konuşmamız gerekiyor. Peki ön lisanslara girişte ilk düşünce şu, hani iki yıllığı bitirdikten sonra dörde tamamlamak. Evet. Bu düşünce ne kadar devam ediyor yüzde olarak? Yahut da hani yok ben baştan böyle düşünüyordum, gayet de güzel iş de buldum, hani işim de iyi. Ben bu şekilde devam eden diyen yüzde ne kadardır? Ya önce şunu da bir anlaşalım. Ön lisans 2 senedir, lisans 4 senedir tamam. Ama ön lisans lisansın yarısı değildir. Güzel. Yani lisansı ortadan ikiye kestiğiniz zaman bir tane ön lisans programı elde edemezsiniz. Ya da ikisini birleştirdik ve toplama ulaşırız değil. Başka şeylerdir. Evet, yani güzel. Başka odaklar vardır. Bu nedenle de ön lisans mezunu bir arkadaş başka işlere başvurur. Lisans mezunu arkadaş başka kanallarla iş arar. Güzel. Eğer lisansa geçmek istiyorsanız opsiyonlarınızı nasıl değiştireceğinizi anlamanız gerekir. Yani DGS'ye girip de ben 4 yılda tamamlayacağım diyecek bir arkadaş bir kere 2 diploma sahibi gibi olacak. Çünkü ilk 2 senesini meslek yüksekokulunda okudu. Daha sonraki 2 veya 3 senesini okuyarak lisans diplomasını aldı. 2 farklı bilgi birikimi var. Hangisine yürümek ister? Bir onda anlaşalım. Ondan sonra bilgi becerilere bakalım. Mümkündür ama şunu da diyebilir. Bizim ön lisans öğrencimizden örnek vereyim ben size. Ben diyor ki hemen atılayım hayata. Hayatımı idame ettirmeye başlayayım. Çünkü ben bir an önce para kazanmalıyım, kendi ayaklarımın üzerinde durmalıyım. Ailem beni bugüne kadar destekledi, artık sıra bende. Ya da ben onları desteklemeye başlayayım. Bu bir düşüncedir, evet. Saygı duyulacak bir düşüncedir. Peki şeylerde, ön lisanslarda yabancı dil zorunluluğu var mıdır? Ya da desteği var mıdır? Öğrencilerin hani yabancı dille yaklaşımları nasıldır?
Öğrencilerimiz tabii ki talepkarlar. Diyorlar ki biz öğrenebileceğimiz en iyi yabancı dili öğrenelim. Biz de onları profesyonel bir yabancı dil eğitiminden geçiriyoruz. Ki okuyabilsinler, anlayabilsinler, dertlerini anlatabilsinler ve bir miktarda profesyonel İngilizceyi öğrensinler kendi alanlarında kullanacakları. Orada güzel bir şey yakaladığımızı düşünüyorum. Çünkü çok iyi bir kadromuz var ve öğrencimiz İngilizcesinden daha emin olarak mezun oluyor. Şunu merak ediyorum. Ön lisans programlarına giren öğretim üyeleri, tamam siz endüstri mühendisisiniz. Evet. O bölümde de görev yapıyorsunuz. Belki burada da derslere giriyorsunuz. Ne kadarı hani lisansa giren öğretim üyelerinden oluşuyor? Ne kadar sektörel tecrübesi olan öğretim üyeleri var? Şöyle söyleyeyim, hocalarımızın %60'ı 70'i sektörün içinde. Güzel. Yani bize direkt o gün uyguladıkları uygulamayı derse getiriyorlar. Geri kalan hocamız ön lisans programları için ders veriyorlar. Lisansa ders verenler var ama tersi daha azdır. Bir odak gerektiriyor bu. O odağı koruduğunuz zaman da bir ayrışma oluyor. Girişimciliğin şeyi nasıl, ruhu nasıl bu ön lisanslarda? Hani lisansta girişimcilik dersleri vardır, öğrenciyi hani şey yapma dersleri vardır. Ön lisansın da buna ihtiyacı var esasında. Yani biz sadece hani sektöre eleman yetiştirmeyelim, bir de sektöre girişimci de yetiştirelim. O ruhu daha buradan vermeye başlayalım. Sadece imkan değil, aslında fırsat da daha çok. Nedeni de şu... Ön lisans programlarının her biri yetiştirdiği kişiyi bir ekibe gönderiyor değil mi? Bir ekipte takım eleman olarak çalışacak. Aynen. Ara eleman demeyelim. Onlar ekibin parçasıdır. Esasında ekip... ana eleman. Ana olmazsa olmazdır. Yani siz mesela araba yarışlarında görüyorsunuz. Lastiği değiştiren var, benzini koyan var. O insan yoksa zaten pilotun hiçbir fonksiyonu yok. Motora bakan var. Aynı şekilde bunun bir işletmesini düşünün. Yani bizim arkadaşlarımız kendi işletmelerini kurabilirler. Birer girişimci olarak toplumda yer alabilirler. O yüzden hem derslerini veriyoruz, hem COSGAP'le beraber işbirliği içinde sertifikalarını veriyoruz. Ki eğer karar verirlerse kendileri de girişimci olabilsinler. Şimdi sağlık hizmetleri meslek yüksek okuluna baktığımız zaman 7 tane programdan söz ettik. Hani hangisi geçerli derseniz hepsi geçerli. Hem de nasıl geçerli gibi gözüküyor. Bakalım gerçekten öyle mi? Şimdi iş sağlığı ve güvenliği, odiyometri, optisyenlik, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik, tıbbi görüntüleme teknikleri, ameliyathane hizmetleri, tıbbi laboratuvar teknikleri. Değil mi? Teknikleri. Evet. Bunlar çok tercih ediliyor. Genele baktığımızda sağlık hizmetleri zaten çok tercih ediliyor. Evet. Neden böyle? Yani iş olanağı böyle hani gani gani böyle açıkta onun için mi yoksa sevildiği için mi nedir oradaki şey? Tabii ki iş imkanları öncelikli tercih sebebi. Herkes bir an önce altın bileziğini alıp yoluna koyulmak İşini garantiye istiyor. Almak istiyor. Ama öbür taraftan bakacak olursanız sağlık hizmetleri aslında çok güzel bir çalışma alanı. Çünkü insana dokunuyorsunuz. İnsana yardımcı oluyorsunuz. Bir problemini çözüyorsunuz. Önemli bir tatmindir. O gün bir insanın gününü kolaylaştırdığınız zaman bir tatmin yaşarsınız. Eminim ki öğrencinin bir grubu bunu biliyor ve buna özellikle isteyerek geliyor. Türkiye'de şu anda farkındasınız. Hizmet sektörü büyüyor. Doğru. Hizmet sektörüyle beraber hayat kalitemiz artıyor. Hayat kalitemiz artarken sağlıktaki hayat kalitemiz de artacak. Çok normal bu. Peki şöyle bir tehlike var mı? Hani bizdeki derken sakın yanlış anlaşılmasın. Hani bir şey tuttuğu zaman hadi herkes o bölümü açar. Bir şey tuttuğu zaman hadi herkes o bölümü tercih eder. Sonra deriz ki iş sıkıntısı başladı. Bu bölümlerde 7 tane programda durum ne? Biz öncelikle programlarımızı iş imkanlarının en çok olduğu programlardan tercih ettik. Bilinçli olarak açtık. Tabii ki bilinçli. Yani bunu 17'de yapabilirdik ama 7 tane. Şu anda bunların en öncelikli olduğunu düşünüyoruz. Dediğiniz tehlike var ama o şekilde bakarsanız var. Bizim öğrencilerden beklediğimiz ve onlara vermeye çalıştığımız mesaj şu. Rekabetçi bir ortamdayız. Sizi diploma işe almayacak. Kişi olarak kim olduğunuz, içinizdeki cevher, içinizdeki ışık. Çok güzel. Mesela sizinle bir öğrenci geldi mülakata. Ne arıyorsunuz? Kişisel özelliklerine bakıyorsunuz. Hamarat mı, çalışkan mı, dikkatli mi? Bunları vurguluyoruz. Bunlara siz önem verdiğiniz süre... 5 saniye yeterli. İş imkanınız devam edecek. Şimdi meslek yüksek okuluna baktığımız zaman bunlar da çok geçer. Mesela burada bir mimari restorasyon var. Üf. Evet. Grafik tasarım var. Radyo televizyon teknolojisi var. Bir de giyim üretim teknolojisi var. Doğru. Sadece 4 tane. Şu anda bunlar da 4 tane. Ama evet. Net 4 tane. Evet. Bu 4 tanenin özel seçim nedeni Maslak kampüsümüzde Güzel Sanatlar Fakültesi ile işbirliği imkanları. Yani her birinin dikey geçiş yapabileceği programlar. Burada ortak
imkanları kullanıyoruz. Laboratuvarlar, atölyeler gibi. Bunlarda da dikkat ederseniz piyasada bir beklenti var. Grafikçi için de var, restoratör için de var. Onların farklı alanları var. Grafikçi isterse ajansta çalışır, isterse matbaada çalışır, isterse kendi bürosunu kurar. Hocam iyi. Gerçekten mükemmel. Hakikaten öyle. Üniversite çok iyi. Haddimiz değil. 132 yıllık bir geçmişi var. Yani az buz değil. Türkiye'deki en eski üniversitelerden bir tanesi açıkçası. Ayaklarınıza sağlık. Şeref duyduk katıldığınız için. Evet, bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrar birlikte olmak ümidiyle. Esen kalın efendim.